halkın evlatlarına, halkın vergileriyle okumuş, benim gibi halkına çok şey borçlu olan bütün aydınlarına, gazetecilerine, televizyon yorumcularına sesleniyorum. Bu ülkedeki temel derdi asgari ücret yaparsak bu düzeni yıkabiliriz. Bakın bu olağanüstü hal kapsamında çıkan kanun hükmünde kararnameden tutun, yargıdaki perişanlıktan çıkın. Darbe belasından tutun, sokaklardaki cinayetlere, kadın cinayetlerine, toplumdaki şiddete, trafik problemine, bunların hepsi işte o toplumun en altındaki o adaletsiz gelir dağılımının sonuçlarıdır. Şimdi şu olağanüstü hal kapsamında çıkarılan kararname. Arkadaşlar bunun benim gözümde 15 Temmuz'da Fethullahçıların yayınlayamadığı darbe bildirgesinden hiçbir farkı yoktur. Hiçbir farkı yoktur. Bunu bürokratik hayatından beri Fethullahçıların canına kastetmiş bir eski bürokrat, mecliste öldürülmeye çalışılan, bombalar altında meclisimi savunmaya çalışan bir milletvekili olarak söylüyorum. Öyle köşede falan durmadım. Hiçbir zaman Fethullah Hoca Efendi demedim. 1995 senesinde gencecik bir hazine kontrolörüyken Fethullah Gülen'le ilgili ilk soruşturmayı yapmış biri olarak söylüyorum. Bunu ilk kez söylüyorum. İlk kez kamuoyu karşısında söylüyorum ki 1995 yılında gencecik bir denetim elemanıyken ilk kez bu kapsamda bir tefecilik soruşturmasını ben yaptım. Başıma neler geldiğini de biliyorum. Yani FETÖ'ye yönelik. Yani FETÖ'ye yönelik olarak başlamadık. Bir döviz büfesini denetledik. O dönem döviz büfesinden o dönemin parasıyla 130 milyon dolarlık bir tefecilik operasyonu çıktı. Yani fon toplamışlar, para toplamışlar, insanlara mark üzerinden, dolar üzerinden faizle para vermişler. Hani faiz günahtı? Efendim, bu günah meselesini çok kötüye kullanıyorlar. Çok bir şey demek istemiyorum. Bizim gibi insanları bile yani neredeyse değerlerimizden soğutacak hale getirdiler. Yani bu İslami değerlere bu zihniyetlerin verdiği zarar, Allah bunları haklarında sorsun. Çünkü çok büyük zarar verdi. O dönemde öldürmeye mi kastettiler sizi? Tehdit mi ettiler? Şöyle bir şey, öldürmeye kastetmeleri 15 Temmuz gecesi. Ben başarılı bir bürokrat olmama rağmen ikincilikle girdiğim meslekte neredeyse yeterlilik alamıyordum. Ondan sonraki terfi ve tayin süreçlerinde, ondan sonra yaptığım bütün işlemlerde ciddi bir baskı ve ayrımcılık gördük. Çok kısa anlatayım o zaman, madem bu mesele açıldı. Bir döviz büfesine gittik. Gizli kayıtlarında 130 milyon dolar para vardı. Biz bu kasıtla gitmedik. Ama orada gördüğüm siyasetin de içinde olduğu, bu dönemki AKP'li bazı siyasetçilerin de içinde olduğu, hala da onlar şeydiler, döviz listeleri, döviz bırakanlar ve borçlananlar listesini gördük. Sonra inceleme sırasında gördük ki bunlar sürekli aynı cemaate mensup insanlar. Hatta o Bülent Arıç'ın parsel parsel satıldı, parsel parsel meselesi vardır ya Ankara'da, ta o zamanlardan çıkmıştır. Çünkü orada kazanılan paralarla en çok İncek'teki arsalar alındı. Sonra biz bir baktık ki Ankara'da İncek tarafı dağ başıydı, oralara otobanlar yapıldı, arsalara imarlar verildi ve arsaların değeri 10'a 20'ye 30'a katlandı. Kimin zamanında oldu bunlar? AKP dönemi zamanında oldu. Çok merak ediyorsalar bu Fethullahçıların geçmişine, finansman yapılarına o raporu inceleyerek başlayabilirler. 15 Temmuz günü ben meclise gittim. Ben bu milletvekiliyim. Bana oy vermişler. Bu milletvekilliği yetkim elinden alınmak istiyor. Oraya gittik. Vallahi o bomba vurduğunda o koskoca eski Allah'tan sağlam bir cumhuriyet binası yapmışlar. Şöyle gidip geliyorsunuz. Ve yukarıdan beton parçaları üzerinize yığılıyor. O beton parçası başınıza nereden düşecek diye bekliyorsunuz. O yığılınca o eski binanın altında öyle şey falan yokmuş. Sığınak falan yok. Bildiğiniz saman böceği yuvalarının içine girdik. Ve o eski binadan toz akmaya başladı. Nefes alamıyoruz. Dışarı çıkacağız, helikopterle indirme, sürekli bir çatışma. İçerisi bir sürü polis var içeride. Ama toplama polisler var. Şimdi ben silahlı gittim. Çünkü başımıza geldi. Hatta siz gitmeden önce telefonla konuştunuz. Uğur abiyle de telefonla konuştum. Ben dedim ki gidin meclisi koruyun. Bizim sarılacağımız tek dal var. O da demokrasi. Parlamentonun çatısı altında bulunun
diye ben de telkinde bulundum, hiç unutmuyorum. Uğur abiyle saat 10 gibi konuştum, bir de Allah var Soner Yalçın'la konuştum. İkisinin de bize söylediği, bugün tarihi bir gündür. Bu darbe nereden geliyorsa demiştim. Evet. Nereden geliyorsa gelsin, CHP'nin görevi bu darbeye karşı durmaktır. İki kişiyle konuştum o gece. Evet. Biri Uğur Dündar, diğeri de Soner Yalçın. İkisinin de söylediği buydu. O gece önce genel merkeze gittik. O geceyi çok kısa anlatayım o zaman. Evet. CHP açısından önemli bir gece. Genel başkana ulaşamıyoruz. Genel başkan uçakta. CHP genel merkezinde barut kokuları geliyor. Bir tarafta saray, diğer tarafta emniyet müdürü. Tam ne olduğunu anlayabilmiş değiliz. İlk bize şey dediler, kimyasal bir silahla saldırı yapılıyormuş. Uçaklar onun için kalktı. Ben bütün samimiyetimle söylüyorum. Olayı tam Binali Yıldırım'ın açıklamasından öğrendim. Ordu içinde bir grubun kalkışması. 10 dakikada karar aldık. Genel başkan aradı. Ankara'da kim varsa meclise gideceksiniz dedi. Ve biz Ankara'da bütün genel merkezdeki insanların da başına gelmesin. Çatışma olabilir, CHP'nin genel merkezine saldırı olabilir diye de görevlileri gönderdik. Ve biz o sırada araba bulamıyoruz. Şoförü göndermişiz başına bir şey gelmesin diye. Bir tane eski Volkswagen'imiz var bizim. Veli'nin, benim, Özgür. 3 kişi birleştik. Bizim öğrencilik hayalimizi bir tane Volkswagen alalım diye. Bir tane Vostos aldık. Vostos'la çalışıyor, çalışmıyor. Genel merkezin altında Vostos'un anahtarını bulduk. Özgür'le Vostos'a bindik. Şimdi ben şey gitmez diye şey yapmıyorum. Özgür bindi direksiyona, Özgür'le gidiyoruz. Şimdi Özgür bana moral vermeye çalışıyor, ben Özgür'e. Dedim ki Özgür, başımıza bir şey gelir. Ben de biraz Özgür bana şey yaptı, fazla duygusal olduğumu düşünüyor benim bazen. Ama nefis insanlardır benim arkadaşlarım. Selin, Özgür, İlhan, Veli adını sayamadığım vekillerimiz. Dedim ki bir vasiyet videosu bırakalım. Ben videoyu açtım. Dedim ki üstten uçaklar geçiyor şu an. Çatışma sesleri geliyor ve biz meclise gidiyoruz. Eğer başımıza bir şey gelirse çocuklarımız halkımıza emanettir. Özgür arabayı sürüyor. Biz bu videoyu paylaşmadık. Aramızda tutuyoruz. Meclise girdik. Şimdi ben devlette güvenlik eğitimi de almış biriyim. Arabada giderken önümüzde böyle asfalt böyle şey, tozlar çıkıyor. Sanki böyle görünmez bir matkapla yeri deliyorlar. Önce ne olduğunu anlamadım. Sonra anladım ki ileriyi tarıyor helikopter. Ve ben samimi bir şey söyleyeyim. Ben hani hayatım boyunca dürüst olmaya çalıştım. Biz meclise gittiğimizde sanıyorum 12.30 gibiydi. Yanlış hatırlamıyorsam. Vallahi çok kimse yoktu sokakta. Tek tük insanlar gidiyordu. Ben silahı yanıma almıştım. İki şarjör almıştım yanıma. Tam indim. Özgür arabayı park etmeye çalışıyor. O sırada büyük bir çatışma var. Özgür bırak arabayı dedim. Özgür fark etti, bir de arabaya bakıyor, iyi park etmiş miyiz diye. Şimdi Özgür bırak arabayı diyorum. Ben hemen silahı boynuma taktım. Bir kadın gördü beni. Dedi ki onları gördüğünde alnından vur. Dedim ki abla sakin ol. Sakin oldum, başına bir şey gelmesin. Bir tane abla yoldan aşağı doğru iniyor. Özgür dedim, gel dedim, çatışma var. Dedi ki CHP milletvekili başına eğmez. Dedim Özgür çatışma var, tamam başımıza eğmeyelim de çatışma var. Çok tarihi bir olaydır bu. Şimdi baktım, ben de ilk kez dinliyorum. Ben meclise gideyim dedim ama bu gelişmeleri ilk kez dinliyorum. Ama arkadaşlar bakın şimdi size çok şey geliyor da bildiğin böyle kurşun vızırtısını duruyoruz. Kurşun vızırtıları duruyoruz. Şimdi Özgür'ün yanına gittim, kolundan tuttum, çekmeye çalışıyorum. Özgür de yavaş yavaş gidiyor. Soğukkanlı çocuk, Allah var. Meclisin oraya girdik, tabii karşıda polis var ama polisin ne olduğunu bilemiyoruz. Ben uzaktan bağırdım. Arkadaşlar dedim, biz milletvekiliyiz. Vekilim çabuk olun dedi. Geliyoruz arkadaşlar dedim. Özgür'le gittik. Meclis kapısı açıldı. Salona girdik. İsmail Karaman geldi. Vallahi var, kendisi de orada. Geldi beni 3 kere öptü. Kurşun budur diyoruz. Şimdi Özgür'ün yanına gittim, kolundan tuttum, çekmeye çalışıyorum. Özgür de yavaş yavaş gidiyor. Kanlı çocuk, Allah var. Meclisin oraya girdik, tabii karşıda polis var ama polisin ne olduğunu bilemiyoruz. Ben uzaktan bağırdım, arkadaşlar dedim, biz milletvekiliyiz.
Vekilin çabuk olun dedi. Geliyoruz arkadaşlar dedim. Özgür'le gittik. Meclis kapısı açıldı. Salona girdi. İsmail Kahraman geldi. Vallahi burada. Geldi beni 3 kere öptü. Demokrasi öpücüğü diyor. Bakıyorum İsmail Kahraman'a bakıyorum. Kendime bakıyorum. Bizi ettiklerine bakıyorum. Ama nasıl 3 kere öptü beni ya İsmail Kahraman. Başkan dedim bir daha soru önergemi geri çevirmeyeceğim değil mi? Ha? Lütfen arkadaşlar. Bakın. Yok yok. Rica ederim. Şimdi dedim ki ben de biraz İsmail Kahraman'a kalbim kırık ya. Kere 2'yi 4 eder mi diye soruyorum soruyu geri gönderiyor. Dedim bir daha önergemi geri göndermeyeceğim yalnız dedim. Neyse bittik şimdi. Çatışma sesleri geliyor, şu geliyor, bu geliyor. Uzağa bir yere bomba düştü. Ben meclis binası sallandı. Özgür'ün cepti yok. Bir AKP milletvekilinden cept bulduk ve grup başkan vekili olarak Özgür orada tarih yaptı. Şimdi Özgür benim yoldaşım, İlhan var, arkadaşlarımız var. 20'ye yakın CHP milletvekiliyiz. Ve başımızda ne gelecek diye şey yapıyorum. Ceketi çıkarmışım, silahı sarmışım cekete, şeyde bekliyorum. Kürsüye Bekir Bozdağ çıktı ama rengi kapkara olmuş Bekir Bozdağ'ın. Ya bu, arkadaşlar bakın bunu Bekir Bozdağ küçültmek için söylemiyorum. Ciddi bir şekilde. O gecenin. Gittim Bekir Bozdağ'ın yanına, o kürsüde konuşuyor, ben de yanında duruyorum. Bombayı bir daha orada Bekir kürsüden inme sakın dedim. Bekir kürsüden inme çünkü o Bekir kürsüden inerse biz boyun eğmişiz demektir. O sırada ATV'nin kahramanıyız ama. Bize şimdi bir kere kaşeyi vermiyor ama. Sonuçta bir bomba daha bir geldi. Meclis binası gitti geldi. Dedim ki tavan üzerimize çökecek. Ve tavandan şöyle parçalar gelmeye başladı. Bombayı vurduklarına ben yere düştüm. Tavanına parçalar gelince çünkü yaklaşık 20 metreden düşüyor. Şöyle şöyle kayalar. Hemen kendimi sıralarına oraya attım ki üzerimize düşüp hani beynim parçalamasın diye bombayı vurdular. O sırada biz sığınak aramaya başladık. Sığınak mınak bilmiyoruz. Kapı kırıyoruz. İndik bir bodrum katına indik ama yani izbe bir yer. Şimdi bekliyoruz. 7 veya 8 bomba atıldı o sırada. Şimdi uçağın sesini duyuyorsunuz. Bir ses bombası atarak geçiyor ama gerçek bombayı vurduğunda inanılmaz bir şey oluyor. Bombayı vuruyor, yukarıdaki betonlar düşüyor ve içeride korkunç bir toz oluyor. Ve insanlar böyle boğulmak üzere bahçeye çıkmaya çalışıyorsunuz, bahçede çatışma var. Gece nerede çatışma olduğunu bilmediğiniz için tak diye bir kurşun gelecek. O sırada ya boğularak öleceksin ya da çatışmada öleceksin. Şimdi içeride polisler var ve AKP milletvekilleri sapsarı olmuş. Sapsarılar. Ve gittik onlarla da konuşuyoruz. Arkadaşlar olacak böyle şeyler. Bakın bugün milli irade burada. O gece bize eski meclis başkanlarının bize neler söylediğini ben biliyorum. Burada da halkımla da paylaşayım. Çok büyük hatalar yaptık dediler. Çok önemli hatalar yaptık. Bu şeyi başkanlık işinden vazgeçmek lazım dediler. Bu Gezi Parkı'nda olanlar doğru değil dediler. Dedim ki ey başkan. Bak bu günlerde mi bunları hatırlayacaktık? Şu düştüğümüz hale bak. Şu gün dedim beraber can derdindeyiz. Bizim Tekin Bingöl'le Bülent Tezcan'ı hiç unutmam.